Gördüğünüz gibi yatay genelde, yani biz de o yataylık içinde yerimizi almış bulunuyoruz aslında. Tuğberk Çitilci telefon hattımızda, iyi bir hafta dileyerek hemen sözü günün hikayesi için kendisine bırakıyorum. İyi haftalar dileriz. FED sonrasında dolar temasında zayıflama devam ediyor. Fakat piyasanın fiyatlama dinamiklerinde dolar endeksleri ile Amerikan tahvil faizleri arasında bir uyumsuzluk devam ediyor. Dolar tarafında değer kaybı hızlı olurken Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde %2.64'ten başlayan gerileme hareketindeki geri çekilme hızı dolar endeksindeki kadar aynı şiddette bulunmuyor. Dolayısıyla FED sonrası piyasaya hakim olan iyimser fiyatlamanın devam etmesi için Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde %2.5'un altında fiyatlamalar ve daha sonrasında olası bir potansiyel harekette 89 günlük basit harekette ortalama 2.43 seviyelerine doğru bir geri çekilme beklenebilir. Eğer böyle bir durum devreye girerse riskli varlıklarda iyimser fiyatlamaların devam etmesi, euro dolar paritesinde ve altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Avrupa tarafında İngiltere ön plana çıkıyor. Özellikle İngiltere'nin 29 Mart'ta Brexit'e ilişkin 50. maddeyi tetikleyecek haberi ve akabinde gün içinde yapılan 4 Mayıs'ta İngiltere'de bir erken seçim spekülasyonu özellikle pound varlıklarında etkili oldu. Fakat hükümet tarafından yapılan açıklamada 4 Mayıs tarihinde herhangi bir erken seçim planı olmadı. Spekülasyonu engelleyerek tekrar pound dolar paritesinde normalleşmeye etkili oldu. Avrupa'nın diğer bir gündemi Fransa seçimleri. Fransa seçimlerine karşı piyasa Le Pen riskine adapte oldu. Buna bağlı olarak da euro dolar reaksiyonlarında bir normalleşme görüyoruz. Hatırlayacağınız üzere birinci turda Le Pen %27 ile önde, ikinci turda da bugün açıklanan anketlerde Macron'a karşı geride olmaya devam ediyor. Macron %60 ihtimalde, Le Pen %40 ihtimalde. Yurt içi varlıklara baktığımız zaman da Moody's'in not görünüm kararı sonrasında etkinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ana gündem olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası gündemde oluyor. Varlık fiyatlarında euro dolar paritesinde 1.0678, 1.0705 bandını takip etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğberk Çitilci'yi uğurladık. İyi bir hafta diliyoruz.